Aralarında güzel zaman geçirebilecekleri bir ortam. Güzel alkışlar sevgili Merve. Merhaba herkese. Çok kısa kendimden bahsedeyim. 20 yıldır tarih anlatıyorum. Son 4 yılında da Sihirli Tarih Eğitim Organizasyonu adı altında anlatıyorum. Kime anlatıyorum? 4 yaşından başlıyorum anlatmaya. 18 artı. Hem yetişkinlere anlatıyoruz, hem 4 yaşındaki çocuklara anlatıyoruz. Nasıl anlatıyoruz? 4 yaşındaki çocuk tarihimizi ve kültürümüzü nasıl anlayabilecekse öyle anlatıyoruz. Ailelerle birlikte kültür çalışıyoruz. İlk öğretimle, liseyle, okuldaki derslerin müfredatlarını çalışıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? Onların hiç düşünmedikleri bir bakış açısıyla bakmalarını sağlıyoruz. Onun için sihirli. Var olan şey başka türlü bakmalarını sağlıyoruz. Düşünmelerini sağlıyoruz. Çünkü tarih öğretmeninin amacı düşünme becerilerini geliştirmekmiş. Bunu kim söylüyor? Bunu ben söylemiyorum. Tarih felsefecileri ve eğitim uzmanları söylüyor. Ben bunu öğrendikten sonra geliştiğimizde kafa yordum. Ayrıca da 20 yıldır da şuna kafa yoruyorum. Biz ilkokuldan başlıyoruz. Liseye kadar tarih anlatıyoruz. Bakıyoruz bizim çocuklarda vatan sevgisi yok. Suni bir törenlerde sıkılarak durma hiçbir şekilde. Dolayısıyla biz kültürümüzü, geleneğimizi, ülkemizi nasıl sevdiririz de kafa yordum ve onun için uğraştım. Onun için bir içerik hazırladım. Slaytları geçebilir miyiz? Evet. Evet, önce uzman görüşlerinden yararlanarak sihirli tarih programları hazırlandı. Uzmanlar tarihi nasıl öğrenilir diyorsa biz de o şekilde hazırlamaya çalıştık atölyelerin içeriklerini. Mesela grup çalışmasıyla daha iyi öğrenir diyor bir uzman. O zaman bu bir grup çalışması olmalı. 8 zeka türüne göre daha iyi öğrenir çocuk. İşte dilsel, sözel, görsel gibi. O zaman içine hepsini koyalım. Aktif katılmalı ve bir başka uzman diyor ki çocuk mutlaka dokunarak öğrenmeli. Çocuğu müzeye götürüyoruz ama hiçbir şeye dokunamıyor. Dolayısıyla müze eğitiminde çocuk oradaki eserle ilişkiye girmeden sadece vitrine bakıp altını okuyup nasıl öğrenecek? Öğrenemeyecek. O zaman ona dokunamıyorsa biz onun dokunacağı bir şeyi götüreceğiz oraya. Ona dokunacak, onunla ilişkiye girecek, onunla bir bağ kuracak. Ve orada bir oyun oynayacak. Orasıyla müzeyle bütünleşecek. O zaman mutlaka dokunması da lazım dedik. Ve ne gerekiyorsa onların hepsini içine koyduk ve atölyeleri yapmaya başladık. Devam edelim. Sihirli tarih atölyelerinde kalıcı öğrenme eğlenceli bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ve gerçekleştirmede amacımız bu. Duygusal zeka, yani yaşamla baş edebilme becerisi demek duygusal zeka dediğimiz, bunu vermeye çalışıyoruz. Nasıl veriyoruz? Çünkü orada bir problem var, orada anlattığımız konuda bir sorun var ve çocuğa diyoruz ki sen bunu nasıl çözersin? Sen bunu bu oyunun içinde çöz. Onun içinde bizim milli değerlerimiz var. Biraz önce söylediğim kendi kültürünü, milletini sevme ve koruma bilinci geliştirme ve tabii ki evrensel değerlerimiz var. Ve çocuğun girişken olması, özgüvenli olması, araştırmaya merak ve ilgi duyması var. Bunların hepsini harmanladığımızda o atölyeden çıktığı zaman çocuk hepsiyle ilgili en azından bir çalışma yapmış ya da bir farkındalık kazanmış olarak çıkıyor. Daha hızlı geçelim. Bilgiyi uzun süre bellekte tutma amacı var. Yani kalıcı öğrenme amacı var bizim yaptığımız tarih atölyelerinde. Tabii ki evlenecek ama iyi zaman geçirsin öncelikle amacımız değil. Kalıcı bir şekilde öğrenirken eğlensin amacımız var. Şimdi düşünün bir paragraf veriyorsunuz tarihle ilgili. Çocuk onu okuyacak, öğrenecek. 2 kere okuyor, 3 kere okuyor ve öğrenemiyor. Çünkü akılda kalmıyor tarih bilgisi. Ama ona 5 sayfa bir masal verin. O masalı 1 kere okuduğunda aklında kalıyor. Nasıl oluyor bu? Çünkü olağanüstülük var değil mi masalın içinde? Orada bir hikaye var. Orada okuduğun zaman seni mutlu eden bir şeyler var. Ve bir süre onu gözünde canlandırıyorsun o masalı okuduğun zaman. Ve tabii ki zihninde kalıyor. O zaman biz de tarih bilgilerini işte bu formata çevirdik. Yani içine bir pozitif duygu koyduk. Çocuk mutlaka mutlu olacak, eğlenecek, bir şeyler hissedecek. Üzerinde mutlaka olağanüstü bir şey olacak. Belki o çalışmada yerde yuvarlanacak. Belki bir yemek yiyecek. Belki arkadaşıyla dans edecek. Belki bambaşka bir şey yapacak. Normalde sınıfta yapmadığını yapacak. İçine olağanüstü bir şey koyduk. İçine duygu koyduk. Üzerinde düşünmesini sağlayacak çalışmalar koyduk. Ve o gün o atölyeden çıktığı zaman o gün onun için bir anı oldu. O bir ders değildi aslında. Bir anı yarattık. O anı yaratırken de içine istediğimiz bilgileri koyduk. Dolayısıyla atölyeler bu şekilde hazırlanıyor. Devam edelim. Çocuklar demiş ki, bu çalışmayı yaparken ne hissettin diye soruyoruz. Ve bir tanesi demiş ki, Osmanlı Devleti'nin çektiği sıkıntıları hissettim. Biz neden öğretemedik bunca yıl? Çünkü bir şey hissettiremedik çocuklara. Anlattık, dinlediler, geçtiler, gittiler. Sadece bizim hissettiğimiz
duygularla bağladığımız bilgiler zihninizde kalıyormuş. Bunu kim söylüyor? Bunu yine eğitim uzmanları söylüyor. Geçelim. Kendimi enteresan mutlu hissettim. Atatürk hakkında bayağı çok şey öğrendim. Çok yönlü bir insan olduğunu öğrendim. Halbuki çocuğumuz 8. sınıfta. 8. sınıfa gelinceye kadar bunu çoktan öğrenmiş olması gerekiyor. Öğrenemiyor. Neden? Çünkü bir şey hissetmiyor, bir duygu kuramıyor. Ama biz bunu kurdurduğumuz zaman, yani hissi verdiğimiz zaman öğrenme kendinden gerçekleşiyor. Devam edelim. Atatürk'ün ne kadar değerli ve çalışkan olduğunu öğrendim. Ve tarihi o an yaşıyormuşum gibi hissettim. İşte biz saygı duymamız gerekiyor. Bu adam ülkemizi kurtardı. Bu adam devrimleri yaptı dediğiniz zaman çocuk da bir şey ifade etmiyor. Çocuk da onunla bir duygu bağı kurması gerekiyor. Bir şey ifade edilmesi ve öğrenilmesi için. İşte bahsettiğimiz his, anı formatı dediğimiz bunlar. Bir başka çocuğumuz ne demiş? Nasıl yapmış? Çok şaşırtıcı. Çok merak ettim ve öğrendim. İşte bizim yapmak istediğimiz buydu. Çok merak etsin, şaşırsın. Orada farklı bir şeyle karşılaşsın, öğrenmek isteği artsın ve öğrendi, kalbinde bir yer etsin ki saygı duysun, kültürüne sahip çıksın ve sevsin. Devam edelim. Çalıştırabiliriz. Çalışmıyor sanırım. Geçelim. En sonunda vakit kalırsa videoları izletiriz. Tamam, sorun değil. Devam edelim. Ha, evet, bu. Tamam.
Evet, devam edelim. Sanırım şurada kalmıştık. Evet. Biraz önce bahsetmiştik. Burası bir müze bakın. Çocuklar müzeye kendileri evden bazı eşyaları getirdiler. Çünkü dokunmaları gerekiyor diye söylemiştik öğrenciler için. Herhangi bir üzerinden bir kolyeli ya da herhangi bir kandili, herhangi bir şeyi çocuklara verip üzerine bir saat çalışma yaptırabiliyorum. Nasıl yaptırıyorum? Çünkü o kadar çok soru var ki sorabileceğiniz. Sen buna bakarak o dönemdeki teknolojiyle ilgili bize nasıl bilgi verebilirsin? O dönemin sence sosyal yaşantısı nasıldı? Sence neye inanıyorlardı? Ekonomik durumları nasıldı eğer bunu kullanıyorsa diye bir başlıyoruz. Ve 2,5 saat zaman geçiriyoruz o nesneyle ve o nesneye sorduğumuz sorularla. Normalde bir çocuk grubuna hem de ilkokul ya da ortaokul sahip, eğer çok çabuk sıkılan bir grupsa düşünün, bir müzeye soktuğunuz zaman en fazla yarım saat dolaşırlar. Yarım saat sonra da hediyelik eşya dükkanı varsa oraya doğru yönelirler. Çünkü sıkılırlar. 2,5 saat bir çocuğun burada sıkılmaması için bir şeyler olması lazım. Onun merakını çekecek bir şeyler olması lazım. İşte biz kullandığımız bütün malzemelerle ya da oyunlarla o merakı sürekli canlı tutmaya çalışıyoruz. Soru sorma ya da onu öyle miymiş, o nasılmış diye düşündürme kısmına getirmeye çalışıyoruz. Devam edelim. Geçelim. Evet. Merak etmek ve düşünmeye teşvik etmek demiştik. Çünkü uzmanlar böyle diyor. Tarih öğretmenin amacı düşünme becerilerini geliştirmek. O zaman biz önce merak ettirmeliyiz. Burada ne yapıyoruz? Burada iki grup yaptık çocukları ve bazı veriler verdik. Bazı pasta grafikler var, bazı gazete haberleri var. Ve dedik ki siz Türkiye'de zeytinciliğin gelişmesi için bir pazarlama grubusunuz. Bu elinizdeki verileri kullanarak zeytinciliği daha iyi pazarlayabilmek için dünyada neler yapabilirsiniz? Diğer gruba dedik ki sizin de elinizde bazı veriler var. Siz de bir üretim grubusunuz. Zeytin üretimini Türkiye'de arttırmak için neler yapabilirsiniz? Biraz sonra başvurudan gelecek ve sadece bu iki gruptan bir tanesine ödenek ayıracak. Pazarlamaya mı, üretime mi ayırmalı? Siz onu ikna edeceksiniz. Çocukları ne yapıyoruz? Çocuklara veri veriyoruz. Burada matematiksel veriler de var. Sadece tarih değil. Gazete haberi veriyoruz. Farklı bilgiler veriyoruz. Konuşma, tartışma ortamı yaratıyoruz. Çocuğun kendisini orada ifade etme ortamını yaratıyoruz. Aslında sadece klasik tarih bilgisi vermiyoruz. Ona sosyal yaşamda düşünme becerisi ya da karşılaşacağı sorunları çözme becerisini deneyimleyeceği bir ortam veriyoruz. İşin özü bu şekilde. Devam ettik. Ve dedik ki bu bir sergi. Bir Osmanlıca metin verdik. Bu Osmanlıca metinle bu sergideki hangi eser arasında ilişki kurulabilir? Bu ilişkiyle ilgili bize bir şey anlat. Nasıl anlat? Vücudunu kullanarak anlat. 5 dakika. Bir doğaçlama yap. Hangi eser Kurtuluş Savaşı ile ilgili olabilir bu sergide? Çocuklar bu Efe'yi buldular ve onun üzerine bir çalışma yaptılar. Sadece yönlendiriyoruz. Onlar düşünüyor, onlar buluyor, onlar yaratıyor. Yani yalnızca anlatmıyoruz. Farklı nesneler vererek onları kendi kültürümüzde, tarihimizde neler bildiklerini paylaşmaya, düşünmeye ve bir şey yaratmaya yönlendiriyoruz. Geçelim rica edeyim. Okul öncesinde yine. Okul öncesinde çok daha farklı. Okul öncesinde ben ne yapıyorum derseniz okul öncesi eğitimi, okul öncesi öğretmenliği ile ilgili Milli Eğitim'den eğitim aldım, öğretmenlik yapabilecek şekilde bir sertifika aldım. Niye aldım? Çünkü 4-5 yaşındaki çocuğun ruhuna inip ona tarihi nasıl anlatırım diye aldım. Yoksa anaokul öğretmenliği yapmak gibi bir şey söz konusu değil. Bakın burada ne yapıyorlar? Bu kavanozların içinde müze vitrini hazırlıyorlar. Müze vitrinleri neye göre hazırlanıyor? Müzecilik ve arkeoloji eğitimi alıyorlar aslında burada. Bazı doğal malzemeler var. Onları sınıflandırıyorlar. Okul öncesinde vardır bu işte. Sınıflandırmayı, karşılaştırmayı öğrenir. Onları biz yine aynı müfredatı anlatıyoruz ama biz onu tarih bilgisinin içine yedirerek anlatıyoruz. Dolayısıyla orada da aslında bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Hem onların müfredatını gerçekleştiriyoruz hem de aslında onları tarihle ilk defa kendi müfredatları içinde karşılaştırıyoruz. Devam ettik. Burada da yine çocukların yarattığı, tasarladığı bir görsel durum söz konusu. Geçelim. Yine Atatürk Müzesi'nde bakın burada okul öncesiyle yapılan bir çalışma. Çocuklardaki karakter eğitimi anaokulunda verilmesi gereken sorumluluk, dürüstlük, yaratıcılık gibi şeyler biz burada oyunlarla veriyoruz. Yaratıcı ne demek diyoruz mesela? Çocuklara bu büyük kağıtlardan şekiller yaratıyoruz. Sonra onları diyoruz ki bak arkadaşın farklı yapmış, sen farklı yapmışsın. Bir bak bakalım herkesinki farklı, neden herkesinki farklı, yaratıcılık nedir diyoruz. Ve onun üzerine çocuk orada oyun oynarken, düşünürken ve sorarken bazı şeyleri kavratmış oluyoruz. Devam ettik.
Ve biraz önce söylediğim farklı bakış açısı. Sihirli tarih neden? Sihirli sihir nedir? Sihir aslında var olan şey bizim farklı görmemizdir. İşte biz de farklı bir yerden baktırmaya çalışıyoruz. Hiç düşünmüş müydü acaba Pinokyo ile Atatürk karşılaşsaydı birbirlerine ne söylerlerdi? Çünkü onun kendi dünyasında biz ona Atatürk'ü anlatıyoruz. Biz ona Mustafa'yı anlatıyoruz. Yani Cumhuriyet Bayramı çocuk başka türlü anlamaz. Başka türlü onun için bir anlamı olmaz. Ya da işte dürüstlük nedir? Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesini biliyor musun çocuk? Evet biliyor. O zaman biz oradan yola çıkarak ona Atatürk'ü anlatıyoruz. Oradan karşılaştırarak anlatıyoruz. Onun dünyasını anlatıyoruz. Ve içinde bir duygu oluşturmaya çalışıyoruz. Devam edelim. Aynı zamanda biraz önce bahsettim. Sihirli tarih yalnızca tarih eğitimi, dümdüz tarih bilgisini eğlenceli bir şekilde verme amacıyla yola çıkmadı. Hayatın içinde var olan her şeyi tarihi kullanarak çocuklara gösterme amacıyla yola çıktı. Burada da öyle bakın. Mesela yerden ısıtma sistemi. Bu fen ve teknoloji bir şey değil mi? Biz çocuklara onu düşünüyoruz. Ya da su kemerleri. Bakalım iki tane bardağımız, bir de serum hortumumuz var. Bu bardaktaki suyu buna nasıl aktarabiliriz? Aslında su kemerlerinin nasıl çalıştığını, antik dönemde insanların o havuzları nasıl yaptıklarını anlatıyoruz. Hamamlar sence nasıl ısınıyor, nasıl ısınıyor olabilir? Çocuklara şu düzeneyi düşündürmeye çalışıyoruz. Hangi teknik, hangi fen bilgisiyle bunu yapmış olabilir o dönem insanlar? Ya da bunu yaptıysa fen bilgisinden neler biliyordur sence? Dolayısıyla tarih budur. Tarih hayatın içinden bir parçadır. Ve diğer alanlardan bağımsız değildir. Bu çalışmaların içinde veriyoruz. Geçebiliriz. Burada bakın, Klozemen Ay Zeytin işinde çocuklar zeytin yağı çıkarma mekanizmasının nasıl çalıştığını içebilirler ve oyun içinde kendileri çözmeye çalışıyorlar. Nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorlar. Bunu tabii ki fen bilgisindeki bilgilerini kullanarak da bize daha sonra aktaracaklar. Devam edelim. Ve gerçek kahramanlarla tanıştırıyoruz. Çocuğun hayal ettiği şeylerin olabileceğini ya da imkansız denilen şeyleri bir zamanlar birilerinin gerçekleştirmiş olduğunu veriyoruz bunlara. Ne demek? Mesela örnek, burası okul öncesi, burası ilk öğretim. İkisinde de havacılıkla ilgili bir çalışma var. Mesela diyoruz ki Recep Gürkuş'tan bahsediyoruz. Bu adam kim, duydunuz mu, biliyor musunuz? Uçmak istemiş, bir hayal kurmuş, uçak yapmış. Ve o uçakla uçmasına izin verilmemiş. Çünkü teknik olarak o izni verecek kurum Türkiye'de o zaman yokmuş. Ne yapmış olabilir sizce? Ama çok uçmak istiyor. Kendi yaptığı uçağı havalandırmak istiyor. O zaman parçalıyor uçağını. Parçaları ayırıyor. Kargoyla başka bir ülkeye gönderiyor. Kendi de o ülkeye gidip tekrar Lego gibi parçaları birleştirip o ülkeden izin alıp uçağına binip Türkiye'ye geliyor. İmkansız o dönem için olmayacak bir şeyi oldurmuş. Nasıl yapmış? Düşünmüş. Nasıl yapabileceğini bulmuş. Düşünme becerilerini kullanmış. İşte bu insanların hayatlarından, yani gerçek kahramanlardan içine bir şeyler koyarak tarihi o şekilde çocuklara vermeye çalışıyoruz. Ve tabii bazı kitaplardan yararlanıyoruz. Kitapları atölyede kullanıyoruz ve öneriyoruz. Sihirli Tarih Facebook'ta yine aynı şekilde her ay bir kitap öneriyoruz ve neden önerdiğimizi de açıklıyoruz. Geçelim. Karagöz'ü anlatıyoruz. Karagöz Tiyatrosu'na çocukları götürebilirsiniz. Ben gittim, kızımı da götürdüm. Ben birçoğunu anlamadım. Keşke bizim anlayabileceğimiz şekilde güncellense bazı şeyler, çocuklarımız daha çok gitse, daha çok seyretse. Ben Karagöz ustası değilim. Karagöz oynatıyorum. Nasıl oynatıyorum? Çocuklara Karagöz'ü anlatıyorum. Çocuklar çıkıp kendisi oynatıyor. Kendisi orada onu deneyimlemek istiyor. Deneyimlemek hissettiriyorum. Dolayısıyla o sınıfta kaç tane çocuk varsa çıkıyor. Orada doğaçlama olarak özgüvenle bir şey anlatıyor. Ama ne anlatıyor biliyor musunuz? Bir yandan Karagöz'ü öğreniyor. Ama bir yandan da 23 Nisan'ı anlatıyor. O konuşmaları 23 Nisan'la ilgili yapmak zorunda. Çünkü onlara daha önce duymadıkları bir bilgi veriyoruz. Siz duymuş muydunuz bilmiyorum. 1929'da 23 Nisan tatili, yani kutlamaları tam bir haftaya çıkartılıyor Atatürk'ün emriyle. Bir hafta. Düşünsenize, eğer şu anda kavram değişmemiş olsaydı çocuklar, tatiliniz bir hafta olacaktı. Bayılıyorlar. Neden peki? Neden bir hafta olmuş olabilir? O bir haftada ne yapılacaktır ki bir hafta olmuştur? Hadi bir düşünün bakalım. Hadi düşünün, bize bunu anlatın. Bize bunu Karagöz'le Hacı Batı konuşturarak anlatın. Tabii ki bunun sonunda bunun cevabını geliyoruz. Var mıdır bilen? Peki unutturmazsanız ve vakit kalırsa en sonunda size de açıklayacağım. Buyurun devam edelim. Ve Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca'yı edebiyat ve Türkçe derslerinde öğretmenlerimiz anlatıyorlar, işliyorlar fıkralarını. Biz başka bir şey yapıyoruz.
Nasrettin Hoca'nın Mantık isimli bir kitap keşfettim. Muhteşem bir kitap. Defalarca okudum ve sonra oradan bir sistem çıkardım. Nasrettin Hoca'nın fıkralarını kullanarak sorunlarımızı nasıl çözebiliriz? Bir tablo oluşturduk. Fıkralardaki belli özellikleri, çocuklarla çalışıyoruz. Farklı özellikli fıkralar var. Ve o fıkradan çocuklara o sorunu çözme yollarını bulduruyoruz. Sonra kendi sorunlarımızı kağıtlara yazıp ortaya atıyoruz. Bir tane çekiyoruz. Ve kendi sorunumuzu o tabloya göre, yani Nasrettin Hoca'nın yöntemiyle çözmeye çalışıyoruz. Hem çözüyoruz, hem de Nasrettin Hoca'yı böyle tanıyoruz. Yoksa Nasrettin Hoca'nın fıkrasını okuyup, ben hiçbir çocuğun güldüğünü zannetmiyorum. Bize komik gelmiyor. Zaten amacı da güldürmek için yazılmamış, güldürmek için yapılmamış. İşte neden yapıldığını biz keşfediyoruz. Çünkü aslında orada bize bir şeyi düşündürtüyor. Bir soruna parmak basıyor. Çözümünde biz bu fıkraları kullanarak oyun içinde buluyoruz. Bu iki çocuk da sorunlarını çözebilen iki tane çocuk yarattık çalışmanın sonunda. Bu iki çocuk da onların resmidir. Bir gelelim, evet. Burası Mübadele Müzesi Buca. En büyük yaş gruplarım 12. sınıflar. En küçük yaş gruplarım 5 yaş grubu. Bakın ikisi de aynı salonda aynı şeyi yapıyorlar. Tabii ki bu grup Lozan Anlaşması'nı burada deneyimliyor. Onunla ilgili bir çalışma yapıyor. 5 yaşında çocuğa tabii ki mübadeleyi anlatmayacağız. Türk-Yunan nüfus değişimini anlatmayacağız. Ama o çocuk orada başka bir şey yapıyor. Orada şunu öğreniyor. Ailenize ait eşyaları koruma bilinci öğreniyor. Ailenize ait eşyalara değer vermeyi, eşyasına sahip çıkmayı ve aile bağlarını öğreniyor. O da kendi ailesini ve memleketini tanımayı öğreniyor bu çalışmada. Belki aynı şeyi yapıyorlar ama içerik farklı. Evet. Bakın burada örnek, bir dünya haritası, bir Türkiye haritası, bir Ege bölgesi ve Buca'yı gösteren bir harita ve bir aile ağacı. Hadi bizim ailemizde kimler var, ağacımıza koyalım. Sonra biz nerede oturuyoruz? Bunları birbirinin içine koyarsak, oturduğumuz yer, oturduğumuz şehir, memleket nedir? Önce bir memleket kavramını öğretiyoruz. Nasıl öğretiyoruz? Lafla değil, oyunla öğretiyoruz, resimle öğretiyoruz, onların anlayabileceği şekilde öğretiyoruz. Müzede bir şeylere dokunmasını sağlayarak öğretiyoruz. Devam edelim. Burada vals yapıyorlar liseliler. Bir çalışmanın içinde yine. Burada yine kuklayı kullanıyoruz. Küçük yaş gruplarıyla başka bir çalışmamızda. Devam edebiliriz. Bir de aile çocuk çalışmalarımız var. Sadece okullarda, sadece müzelerde değil. Ailelerle çocuklarla birlikte çalışıyoruz. Sadece ailece AVM'ye gitmek, sadece ailece dışarıda gezmek değil. Ailece öğrenmek, birlikte bir şey öğrenmenin keyfini yaşamak. Onu da çocuklara yaşatmaya çalışıyoruz. Burada bakın resim yapan çocuklar tam tersi. Anneler resim yapıyor, çocuklar başka bir şey yapıyorlar o sırada. Ve burada da bir okulun sınıfında gazete kağıtlarını parçalayıp normalde olmayacak bir şey yapıyoruz. O sınıfı dağıttık, olağanüstü bir şey katıyoruz demiştik ya. O çocuklara o günkü çalışma bir anı formatında kaydettiler anlattıklarımız. Çünkü bu normalde sınıfta yapacakları bir şey değildi. Olağanüstü bir durumdu. Yine ailelerle olan başka bir çalışmamız. Küçük yaş grubuyla antik kentte yapılan bir çalışmamızdan örnek görüyorsunuz. Değiştirebiliriz. Yine antik kentte ve bir müzenin bahçesinde. Burada duralım. Yine küçük yaş grubuyla olan bir çalışmamızda taş devrini anlatıyoruz çocuklara. İnsanların doğayla olan mücadelesini anlatıyoruz. Yemek bulmakta zorluklarını anlatıyoruz. Nasıl anlatıyoruz? Yemek bulmakta zorlandırarak anlatıyoruz. Şu elmayı ısırması gerekiyor. Arkadaşını ezmeyecek, arkadaşına zarar vermeyecek, eliyle de dokunmayacak ama yiyecek bulmak zorunda bir taş devri insanı olarak o elmayı kapması gerekiyor. Bir mücadele var, bakın burada görüyorsunuz. Başarıyorlar mı? Çok azı başarıyor. Onu hissediyor işte. Biraz önce söylemek istediğim oydu. Hissettirmek. 5 yaşında da olsa, 11 yaşında da olsa orada anlatılan şeyi hissettirdiğimiz zaman hem öğrenmeyi hem kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmiş oluyoruz hem de o zaman öğrendiği bilgiye kıymet veriyor. Öğrendiği şeye kıymet veriyor. Bu her ne olursa olsun tarihle ilgili. Devam edelim. Burada çocukları bir Bizans dükkanında o dönemde alışveriş yaptırıyoruz. Bir şeyler satıyorlar orada gördüğünüz gibi. Onu canlandırıyorlar. İzleyebiliriz. Sert olması lazım. Şu, evet. Gördün mü Prince'im?
Evet. Lidya'nın kahramanıyım. Burası benimdir. Kral yolu. Müfredatta var olan altın paranın bulunması. Lidya Devleti ile ilgili çalışma. Yüzünde maske olan çocukların öğretmenleri. Bu arada öğretmenlerle birlikte oynadıkları için öğrenci öğretmen ilişkisinde de farklı bir şey olmuş oldu oyunun sonunda. Öğrenin kim çocuğu? Hemen alın onu ateşten öğrenin kim olduğunu sorun. Hep ben. Olur ki. Olur ki. O sorudur ki dünyayı yöneten insanlar ondan akıl olmalı. Gördünüz mü bir öğretmen çocuklardan çok daha coşkulu. Bir zamanlar dünyanın hakimiydim. Her taraftaki altınların sahibiydim. Kral yoluna hakimdim. O zaman ayıp ettim. Dünyanın en mutlusu benim dedim. Ama görüyorum ki birazdan bana her zaman kül olacağım. Her bir de bana söylemişti. Demişti ki senin sonunu daha görmedim. Sonun nasıl olacak? Şimdi görüyorum. Biraz önce ailelerle çocukların birlikte öğrenme keyfinden bahsetmiştik. Burada da çocuğun öğretmeniyle birlikte öğrenme keyfi. Hep öğretmen anlatıcıdır ya. Burada öğretmeniyle birlikte çocuk bir şey yapıyor. Birlikte öğretmeniyle oynuyor. O ilişki bambaşka bir şey. Onunla dair bir anı oluşturmuş oluyor. Yine öğrenci seminerleri de yapıyoruz. Yani sadece bir grupta bir çalışma değil. Büyük gruplarla onları sahneye çıkararak da o anda çıkarıp o anda bir şey yaptırarak hemen doğaçlama olarak da bir tarih anlatısı yapabiliyoruz. Devam edelim. Ve yetişkinlerle olan eğitimlerimiz de var. Farklı konularda. Öğretmen eğitimlerimiz var. Bu da öğretmen eğitimlerinden. Bir felsefe öğretmeni demiş ki, proje yazma konusunda ön yargımı yıktı. Ne güzel. Bir ön yargı yıkmak ne kadar zor. Eğer ön yargı yıkmışsak bir şekilde proje hazırlama konusunda bir öğretmenimizi heveslendirmişsek güzel bir şey yapmışız diye düşünüyoruz. Tarih dersini keşfederek, yaparak, yaşayarak öğrendim. Bunu öğrencilerime aktaracağım. Bir öğretmenimizin görüşü. Zaten baştan amacımız buydu. Yaparak, yaşayarak, hissederek, içselleştirerek öğrenmek buydu. Devam edelim. Bir başka öğretmenimiz demiş ki, daha aktif ve kalıcı bir tarih öğretiminin nasıl olabileceği konusunda bilgilendim. Baştan amacımız oydu. Kalıcı öğrenme ve aktif çocuklara katılarak öğrenmesi. Çalışmanın ilginç kısmı neydi? Yaratıcılık ve pozitiflikti. Öğrenmenin kalıcılığını arttırmak için yeni yöntemler öğrendi diyor öğretmenimiz. Evet, kalıcı, yaratıcı, pozitif, mutlu, keyifli ve içinde bir duygu katarak olan çalışmalarımızın sonuçları. Devam edelim. Yine bir başka öğretmenimiz yaparak, yaşayarak kalıcı öğrenmeyi nasıl öğreteceğimi fark ettim demiş. Geçebiliriz hızlı hızlı. Bir geri gelebilir miyiz? Öğrencilerin düşünmesini ve anlatılan durumu yaşayarak anlamaya çalışmasını sağlaması diyor bir başka öğretmenimiz de. Evet, biz düşündürmeye çalışıyoruz. Yaşatmaya ve hissettirmeye çalışıyoruz işin ürününe. Geçelim. Ve burada da yine yetişkinlerle yapılan bir kültür atölyemiz var. Bir yemek atölyesiydi burada. Hem yemek yaptık, hem yedik, hem de o yemeğin tarihini anlattık. Devam edelim. Açabiliriz. Bu da bir video. Son videomuz. Manisa, evet. Çok güzel. Çok güzel. Muhteşem. 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 Senin de. Eğlendim. Eğlendim. Güzel. Biz buradaydık. Yani. Buradaydık. Evet, bir Manisa olarak biliyorduk değil mi? Eğlendim. Evet. Herkesi yedinci hissettim. Eğlendim. Evet. Süper hissettim. Süper hissettim. Eğlendim. Eğlendim. Eskileri gördüm. Eskileri gördüm. Tarihçi hissettim. Tarihçi hissettim. Ay. Harika. Ve Manisa'da olduğumuz için gururluyduk mu? Evet. Teşekkür ediyoruz hepinize. Hoşçakalın. Bir daha belki başka bir yerde görüşmek üzere diyoruz. Bu parçayı almamın sebebi şuydu. Çocuk orada gurur dedi ya, gurur duydum dedi ya ve sonra da hepsi evet gurur duyduk diye bunu tekrarladılar. Bu çalışmanın zaten amacı oydu. Oralı olmaktan
gurur duymak. Nasıl gurur duyacağız? Kendi geçmişimizi, kendi tarihimizi gerçekten kıymet vererek anladığımızı öğrendiğimiz zaman zaten kendimizde gurur duyuyoruz. Amacımız onu başarmaktı. Geçelim. Ve yine yaptığım çalışmalardan bir kısmını kitap haline getirdim. Ve öğretmenlere alıp uygulayabilecekleri, ben bunu yapabilir miyim? Bunun eğitimini almadan dediklerini, evet yapabilirsin, nasıl yapılacağını anlatıyorum. En azından bunlardan örnek alıp belki sen de bir parça bir şeyler hazırlayabilirsin diyebileceğimiz bir çalışmamız var. Sihirli Tarih'in Tarihe Yolculuk kitabı, Sihirli Tarih'ten önce olgunlaşan ve şimdi de Sihirli Tarih'in yoluna devam eden kitabı var. Teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplandırabilirim. Önce çok güzel bir alkış sizlere istiyorum.